Herkese merhaba sevgili arkadaşlar artık kimsenin sabrı kalmadı alt bu yapmış olduğu hareketlilik birçok yatırımcıyı bunaltmış durumda ve önümüz Mayıs ayı Mayıs ayında büyük bir çöküş olacak mı piyasa geçmiş Mayıs aylarında ne olmuş bu Mayıs ayında ne olabilir hepsi ve daha fazlası bu içeriğinde sizlerle birlikte olacak video beğenin veya yorum atın demiyorum isterseniz bu adımları tamamlayabilirsiniz arkadaşlar vakit kaybetmeden analizimize geçelim ben sizler için bütün Mayıs aylarını Bu şekilde dikey bir şekilde işaretledim arkadaşlar Öncelikle şunu söylemek istiyorum Mayıs aylarında şu önemli Boğa döngüsündeki Mayıs ayı mı, yoksa ayı döngüsündeki Mayıs ayı mı, Bu durum oldukça önemli arkadaşlar Genellikle yapmış olduğum e, Buradaki döngüye baktığımda Mayıs ayı döngüsüne baktığım zaman Ayı döneminde iken Bir tık daha geri çekilmelerin Sınırlı olduğu ama altcoin bazında daha yüksek oldu ancak boğa döneminde boğa yaşandıysa ve boğa sonrasında Mayıs ayına ilk girdiği ay ise çok ciddi geri çekilmelerine oldu bir dönem oluyor. Bakın ilk Mayıs ayı 2012 yılına baktığımızda ciddi bir yükseliş olmuş. 2013 yılında hafif geri çekilme olmuş, ardından devam etmiş. 2014 yılında Mayıs ayında ciddi bir geri çekilme olmuş bakın. Ciddi geri çekilmelerin ortak özelliği öncesinde ciddi bir boğa sezonunun yaşanması gerekiyor arkadaşlar. Yani şuradaki boğa gibi ciddi bir boğa yaşamadan ciddi bir geri çekilme Mayıs ayında olmuyor. 2015 Mayıs'tan sonra bir yükseliş olmuş. Bakın piyasa çok ciddi geri çekilme yaşadığı için 2016'daki Mayıs ayında da yükseliş devam etmiş arkadaşlar. Bakın 2017'de de aslında yükseliş devam ediyor. Ta ki 2018'e kadar 2018 Mayısından sonra ciddi bir geri çekilme yaşanıyor. Burada da ne var arkadaşlar ciddi bir yükselişin ardından Mayıs ayında bir geri çekilme durumu söz konusu olmuş. İkinci etapta 2019 Mayısından sonra bir yükseliş sonrasında bir geri çekilme e, yaşanıyor. E, burada da bir geri çekilme olarak ciddi bir geri çekilme olarak e, bunu sayabiliriz arkadaşlar. Burada ciddi bir boğa yaşanmamasına rağmen yani orta soluklu bir rally olmasına rağmen Mayıs'tan sonra geri çekilme olmuş. Sonrasında 2020 Mayısından sonra bir yükseliş oluyor arkadaşlar. E, bu dönemler artık 2020'den sonraki dönem özellikle 2021 Mayıs'ında bir gecede tüm alt %50 düşmüştü bizzat o dönem piyasanın içerisindeydim ve bir günde %50 düştü tüm alt altcoinler inanılmaz bir geri çekilme 2021 yılının mayısında yaşandı oranın da ortak özelliği arkadaşlar ciddi bir boğa sonrasında gelen ilk mayıs ayı olması sonrasında bir toparlanma yaşıyor ancak 2. Mayıs'ta, 2022 mayıs 2022 mayısında çok ciddi bir geri çekilme 2023 mayısında da bir geri çekilme olduğunu Görmekteyiz peki Şu an ne olacak yani baktığımızda çok ciddi bir boğa yaşanması lazım Mayıs ayının kalıcı bir düşüş etkisi yaratması için eğer ciddi bir boğa dönemi yaşanmadıysa e, Tabii ki Mayıs'ta yine satış olabilir ama bunlar bir fırsat olarak değerlendirilmiş Oluyor Benim kendi şahsi düşüncemde şu şekilde bu Mayıs ayında geri çekilme ihtimalimiz Söz konusu Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum e, Bunun bir hacimsizliğe dönme ihtimali olduğunu Düşünmekte daha önce de söylüyordum hani mayıs aylarına dikkat vesaire Bunda yapılacak hiçbir şey yok çünkü insanlar satıyor ve tatile çıkıyorlar İnsanların satıp tatile çıkmış olduğu noktada da piyasada hacimler çok ciddi oranda düşüyor e minimum e, Temmuz ortasına kadar e, hacimlenme anlamında çok fazla bir şey bekleyemeyebiliriz o yüzden özellikle long işlemlerinize çok dikkat edin sırf mayıs ayında olduğumuz için bence long açmayın veya çok dikkatli olun tüm paranızda Mayıs ayında e, bence girmeyin Mayıs ay öncesinde girmeyin bir Mayıs ayını görmekte fayda var Mayıs ortasında görmekte bir fayda var bakın çoğunluk olarak ayında düşmüş bunları da tekrar, tekrar anlattım bu Mayıs'ta biz tabii şunu söyleyeyim çok ciddi bir boğa dönemi yaşamadığımız için ve yaklaşık son 3 Mayıs'tır da geri çekilme olmasından kaynaklı tabii bu Mayıs düşmez düşmez diyemeyiz ancak e, yani çok kalıcı bir etki asar bırakacağını düşünmüyorum ama Tabii ki buradan sallıyorum işte 50 57'ye düşse, 48'e düşse, oradan 200K'ya gitse mesela o mayıs ayını yaşayanlar çok ciddi bunalıma girer. Çok ciddi bir satış ve psikolojik anlamda da zararlarını unutamazlar. Lütfen bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi belirttim. Siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bakın eğer mayıs ayında bir geri çekilme olursa da yani şuralara kadar bir geri çekilme ardından bir yükseliş yaşanır bitcoin tarafında haberiniz olsun arkadaşlar yani geri çekilme işte nereye kadar olacak vesaire derseniz işte bir geri çekilme olması durumunda örnek bir grafik olarak karşınızda olması açısından arkadaşlar şuralara kadar bir geri çekilme ardından yukarı doğru seri bir toparlanma yaşanma ihtimali var. Bir diğer taraftan da EMA EMA 10 seviyesini kullanmanızda fayda var geçen boğa döneminde kesinlikle EMA altına Bitcoin sarkmamış. Onu aşağı kırdıktan sonra ciddi bir geri çekilme yaşamış arkadaşlar. Şu anda bu EMA üzerinde tutunmaya çalışıyoruz. E, Bitcoin tarafında kısa vade açısından baktığımızda 63.430 seviyeleri var. E, lütfen bu destek bölgesine kısa vade işlem yapıyorsanız dikkatli olun. Eğer o destek bölgesi kırılırsa e, tekrardan Bitcoin'i bakın bu haftalık e, bar içerisinde bu aşağı doğru fitil atmış olduğu doldurtabilirler. Orası da 59600 seviyesine denk geliyor arkadaşlar Yani buradaki destek bölgesinin ciddi bir e, Önem taşıyor e, bu destek kırılıp kırılmayacağına göre e, fiyat hareketleri ile belli olacak Arkadaşlar O yüzden bu destek bölgemize dikkat etmekte fayda var Usdt dominasına baktığımızda ciddi oversold olmuş e, Bu tarafta da e, direnç bölgesi 481 yani 481'in yukarı kırılmasıyla beraber 5 0.66'lar temas görebilir. Yani piyasa şu an gerçekten sıkıntılı duruyor, stresli duruyor. Bu destek bölgesinin kırılmasıyla beraber Bitcoin tarafında bir satış baskısı, altcoin tarafında bir satış baskısı devam edebilir. Bakın haftalık anlamda direncin önemini burada görmekteyiz. Yukarı doğru atmış oldu fitili doldurmak isteyebilir. Buradaki direnç bölgesi kırıldıktan sonra USDT dominansında Bitcoin dominansı en azından Diğer işte btc'nin düştüğü günlere göre daha güçlü değil biraz daha güç kaybına uğramış durumda bu taraflarda tabii ki bir an önce 54.39 seviyesinin altına sarkması lazım sarkamazsa tekrar güç toplayıp tepki verebilir bu da alt koyunları daha fazla ezebilir yani bu yüzden çok dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz tek iyi haber haftalıkta artık yavaş yavaş sat sinyali geliyor btc dominansında arkadaşlar. Bu sat sinyalinin etkisiyle beraber Başta ethereum son düşüşlerden çok fazla yer almadı. Şu anda destek bölgesinde duruyor 3083 desteği oldukça önemli ethereum tarafında Bu destek bölgesinin üzerinde şu an için çok büyük bir sıkıntısı Yok bitcoin'e nazaran bir tık daha az düştü çünkü ethereum bitcoin partisinde değer kazandı e, Tabii ki bu daha çok büyük bir değer kazanma değil e, Yeni bir dip oluşturmuş olabilir bu bölgede e, Baktığımız zaman aslında e, Böyle e, hafif bir pozitif uyumsuzluk da var bakın şuradaki dip ile e, Şuradaki dip seviyesi ile şuradaki Yani fiyat daha aşağı olması rağmen osilatör Daha yukarılarda e, Diyebiliriz e, bu anlamda da burada bir pozitif Uyumsuzluk söz konusu Ethereum bitcoin paritesinde e, Toparlanırsa yani 0.0 üzerine atabilirse kalıcı olabilirse ethereum bitcoin tarafında Daha fazla değer Kazanmasını bekleyebiliriz Toto 3'e baktığımızda Toto 3 510 milyar dolar seviyesinin üzerinde çok büyük bir sıkıntısı yok ama tabii ki 540 milyar dolar da oldukça önemli. 540 milyar desteğine destek attığına çok dikkat etmemiz lazım. Yurt dışı piyasalarında özellikle dün US 500'ün de, de, benzer bir geri çekilme yaşandı. Bitcoin'le paralel olarak hatta oradaki düşüşler başladığı zaman Bitcoin'de düşüş başladı daha şimdilendi burada bir an önce fiyatın 5100'e çıkması lazım. 5100'e çıkmadan çok fazla pozitif bir şey söyleyemem ama dolar endeksi ciddi bir geri çekilme yaşıyor arkadaşlar. Ciddi bir geri çekilme oldu. Bunun yurt dışı piyasalarına ve bizim riskli varlıklara yansıdığını görmedik. Zaman içerisinde buradaki geri çekilme devam ederse özellikle 104.70'e kadar geri çekilme devam ederse bizim riskli varlıklarda tekrardan bir e, risk iştahında yükselme bir alım dalgası görebiliriz. Altcoin e, sezon indeksine baktığımızda şu an e, 33 seviyesinde arkadaşlar. hani Meme coinlerden kaynaklı biraz daha tepki verdi. Burada kritik nokta 25. 25'in altına sarkmadığı süre boyunca Bence sıkıntı yok. E, altcoin e, nerede diyebilirim. Yani genel eğilmiş bir şekilde. E, i̇şte burada en hacimli altcoinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde sizlere e, Göstermek istiyorum. İlk göstermek istiyorum. Hızlı hızlı e, bakabilirsiniz. Son 24 saat içerisinde de 44 milyon dolarlık likidasyon alınmış. Yani benim kendi beklentim Mayıs ayında dikkatli olmamız gerektiğini düşünmekteyim. kesin düşüş e, gelemez diyemeyiz. Bu ihtimaller masada temkinli bir şekilde destek dirençlerimizi döngü dikkatli bir şekilde takip edip bir şekilde doğru yerlerde beklemekte e, fayda var. Veya toplumumuzu doğru ayarlamamız lazım ama long açmamakta. Ben ciddi yarar görüyorum. Kendi düşüncem bu şekilde sıkıntıya girebilir. Özellikle altcoin'lerde longta terste kalanları Mayıs ayı sebebiyle iyice sıkıntıya sokabilirler. Bu ihtimalimiz, bu riskimiz var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.